Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Efendi Hazretimizin hayatının konu edinmiş olduğu Adanmış Bir Hayat isimli programımıza tekrardan hoş geldiniz. Geçen programda Efendi Hazretimizin ilme, ilim talebelerine vermiş olduğu değerden nebzeden bir takım bir şeyler bahsettik. İnşallah bugünkü konumuz da yine aynı minvalde olacak. Efendi Hazretimizin talebeye değer vermesi, talebeye bakış açısı, bu konuları inşallah kıymetli Hüsamettin Hocam'la beraber incelemeye çalışacağız. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hocam isterseniz hemen sizi de yormadan sorumu sormak istiyorum. Efendi Hazretimiz önceki programlarda da ve gördüğümüz, duyduğumuz meseleler üzerinden de hakikaten ilme ve talebeye çok değer verirdi. Bu bağlamda hani özellikle bunun tezahürü olarak kendi üzerinizde olan bir kişi olarak, talebesi olarak bu konuda bizlere neler söylersiniz hocam? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Konu ilim olduğu zaman Efendi Hazretlerinin inanın şekli bile değişirdi derler ya, aynen öyleydi. Konu ilim, talebe, hoca, bu üçgen. Bunlar olduğu zaman Efendi Hazretleri için akan sular dururdu. Her şeyden önce talebenin ve hocanın ihtiyaçları görülsün derdi. Tabii ki İsmail Ağa ilk dönemiyle daha sonraki dönemleri hoca ve talebelere yardım noktasında farklılaştı. Çünkü daha sonralardan dernek ve vakıf olunca hizmetler daha bir ciddi şekilde olmaya başladı. Ama Efendi Hazretleri vakıf olduktan sonra özellikle talebelerin ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını sürekli sorgulardı. Evet. Yani öyle bir hadise var ki anlatsam aklınız durur. Bunu Nişanca Camii'nde Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu bir pazar sohbetinde söylemişti. Talebenin çorabı yırtıkken evine elektrik süpürgesi alan benden değildir dedi. Çok da sinirli bir şekilde bunu söyledi. Eyvallah. Buradan anlayın ki Efendi Hazretlerinin önceliği her zaman talebe ve hoca tarafındaydı. Hocaların vakıftan ne kadar maaş aldığını sürekli sorardı. Eğer verilen rakam Efendi Hazretlerinin hoşuna gitmezse hemen ne derdi biliyor musunuz? Derdi ki hemen yükseltin. Evli olanlara biraz daha yükseltin. Çocukları olanlara biraz daha yükseltin. Ne yapın edin, hocaları bir başkasına. Bu cihetten asla muhtaç etmeyin derdi. Bu gerçekten çok önemli bir konudur. Yani bizim de ibret alacağımız bir konudur. Eğer talebede veya hocalarda hizmet noktasında geçimle ilgili olarak bu hizmetleri aksatan bir durum söz konusuysa, biz Efendi Hazretleri'nin yolundan gidenler olarak mutlaka oraya müdahale etmeliyiz. Mutlaka o aksaklığı gidermeliyiz. Mutlaka ders veren hoca efendilere, ders alan talebelere maddi açıdan da destek vermeliyiz. Biz ömrümüzde hep bunu Efendi Hazretleri'nden gördüm. Ben kendim bizatihi bunu yaşadım zaten. Evet. İnanın biz resmi değiliz. Dolayısıyla evliyiz. Evimiz, oturduğumuz kira o zamanlar, ilk dönemlerden bahsediyorum. Efendi Hazretleri bana bizzat, kaptan abiye derdi ki şu kadar parayı Hüsamettin Hoca'ya ver. Gelirdi bana verirdi, hikmeti ilahi tam ihtiyacım kadar. Fazlası yok ha, ama ihtiyacımı rahat bir şekilde karşılardı. Bunu bir defa değil, çok defa yaşadım ben. Onun için Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu, hayatının her anında hoca, talebe. Tabii ki başta ne geliyor? İlim. Çünkü ilim bunlarla ayakta kalacak. Bunlar ayakta kalmazsa ilim nasıl olacak? Kim yapacak bunu? Evet. Onun için Efendi Hazretlerinden Allah razı olsun. Efendi Hazretleri gerçekten bizlere hem örnek oldu, hem de dediğim gibi hem ben hem diğer hoca arkadaşlarımız ihtiyaçları olduğu zaman da ihtiyaçlarını giderecek kadar, hoca zengin olsun diye kimsenin bir derdi yok. Hocaların da öyle bir derdi olmamalı. Bizim derdimiz Allah'ın dinine hizmet olmalı. Ha bunun yanında geçimimiz var tabii ki. Onu da sağlayabildik. Kimseye de muhtaç olmadıksa ne mutlu bize.
Elhamdülillah. Bizim için en iyisi bu kadarıdır. Fazlası bize gerekmez. Evet. O zaman, gördüğümüz budur Efendi Hazretlerinden. Evet. Demek ki hocam o zaman bizim özellikle İsmail Ağa Vakfımızın hoca noktasında hakikaten bir hassas olmasının nedeni oradan geliyor. Evet. Budur. Efendi Hazretlerinden geliyor. Evet. Çünkü o hali hayatında hep böyle davranmıştı. Evet. Hocam aslında şu an bunu anlatınca aklıma geldi. Sizin bir resmi olayınız vardı. Bir imamlık meselesi vardı. Evet, doğrudur. Vardı. Yani siz hani az önce dediniz biz resmi değildik. Ben yani şu an direkt spontane aklıma gelen bir mesele oldu. Evet. Hocam bu konuyla alakalı şey yaparsanız en azından bize de örnek olur hocam bu noktada. Hem burada yani konuşma içerisinde zaten düşündüğüm bir konu vardı. Onunla bağlantılı olarak bunu anlatayım ben. Yani Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu ilme, ilim adamına, talebeye ne kadar çok değer verdiğini hepimiz biliyoruz. Ben 1987 yılının sonlarıydı, yani 88 yılının başlarıydı. Normalde resmi Kur'an kursu öğretmeniydim. İmtihana girdim, kazandım. Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu bana, ki şuna şahidim yalnız, onu söyleyeyim başta. Bazen gelen arkadaşlardan, Efendi Hazretleri falan yere resmi görevim çıktı, ne dersiniz? Görevine git derdi. Buna da şahidim. Karşı değil yani. Git görev değil, karşı değil. Yani karşı değil derken böyle görev yapana da aman aman yapmasın etme öyle bir şey yok yani. Evet. Yapanlara da ki ona da değineceğim inşallah karşı çıkmazdı. Ama ne hikmetse bana dedi ki sen resmi görev alma dedi. Kazandığını sen fark edin. Kazandım, yerim de belli, gideceğim yer de belli. Sen bu vazifeye devam et dedi. O zaman da Efendi Hazretlerin emriyle kaptan abinin odasında rahmetli Hazım Oktay Başer, Vali Bey, yine rahmetli Zekeriya Bey'e inanın emçileden başladım ki ilk başlangıç o oldu zaten. Bir iki seneye yakın da okuttum onları. Sonra tabii medreseler, talebeler, tabii ki işte siz de o dönemde yetişenlerdensiniz. Elhamdülillah. Öyle oldu. Ama Efendi Hazretleri dediğim gibi, Efendi Hazretleri hocalara tavsiyesi hep şuydu. Okuyun. Okurken aklınıza ben imam olurum, vaaz olurum, müftü olurum bunu takarak okumayın. Okumayı sadece Allah için yapın. Yani ve bilin ki size ilimden bir paye veriliyorsa bu size Allah'tan geldi, Allah'tan verildi. Enaniyete düşmeyin yani. Evet. Ben derse bir insan ve o ben sözünü ağzına alıştırırsa o adam helaka doğru her gün adım adım gider. Ben diye bir şey yok. Evet hocam. Ne var? Allah'ın dinine hizmet var. Allah bana bu yolu nasip etti. Elhamdülillah. Biz hep öyle demeliyiz. Bunu Efendi Hazretleri'nin tavsiyesi olarak söylüyorum tabii. Yani biz hep demeliyiz ki Allah Teala bize bu yolda hizmeti nasip etti. Elhamdülillah. Rabbimize hamdolsun. Böyle demeliyiz. Ve hiçbir şekilde imam olurum, vaaz olurum, müftü olurum düşüncesiyle okumayın. Okurken sadece Allah'ın rızasını kazanmak için, onun dinine hizmet etmek için okuyun. Ha bu arada imamlık oldu, vaazlık oldu, müftülük bir durum oldu. O vazifeyi de aldınız, alın. Ama sizin okurken niyetiniz o makamları almak olmasın. Sadece Allah'ın rızası olsun. Bu ne önemli bir kıstastır yahu. Evet hocam. Peki hocam şimdi talebelere siz ne tavsiye edersiniz? Yani bir Hüsamettin Vallıoğlu hocamız olarak. Mesela birinci sınıftan medreseye talebe geçiyor. Bizim zamanımızda da vardı hocam. Mesela bazı talebe arkadaşlar gelirdi. Ya ben iki sene okuyacağım, imam olmak için gideceğim derlerdi. Yani evet. Aslında tamamen grameri öğrenmek için geliyor. Bu konuyla alakalı en azından bizi dinleyen talebe arkadaşlarımıza veya okuyacak arkadaşlara ne buyurursunuz hocam? İnanın onlara şöyle bir misal vermek isterim. Bizim İsmail Ağa Camisi'nin imamı Salih Hoca. Ve ben aynı yerde okuduk. Bir anzada 3 sene beraber yattık. Orada yüzün üzerinde talebe vardı. Hep aralarındaki konuşmaları, biz yarın nereye gideceğiz, hangi vazifeyi alacağız bunları yaparlardı. Konuşmayan iki kişi vardı. Bunu kendimizi met etmek için söylemiyorum. Biz iyi bir hoca olalım. Evet. Biri Salih Hoca'ydı, biri de bendi. E bakın şimdi. Elhamdülillah. Yani sonuç ne? Bunu şunun için söylüyorum. Okuyan insanın niyeti iyi bir hoca olmak olmalı. Sen gerçekten okuduğun derslerin hakkını verir, iyi bir hoca olursan Allah Teala senin yolunu açar,
Ya şu dünyada kafirlere bu kadar nimet veren Allah Teala Müslümana niye vermesin ya? Evet. Sen şu kalpteki niyetini düzgün yapacaksın ama. Onu yaparsan o zaman her şey düzgün Hocam, gider. İlme bu kadar değer veren Efendi Hazretlerimiz, ilim adamına, hocaya bu kadar değer veren Efendi Hazretlerimizin hani cami dersleri var mıydı hocam? Yani kendi okuttuğu, evet medreselerde ders verildi ama halka yönelik bir ders var mıydı? Veya okutmuş olduğu, takip etmiş olduğu bir kitap var mıydı? Evet. Bu konuyla evet. alakalı hocam. Ne? Tabii ki ilme bu kadar düşkün olan bir insanın ilimden geri kalması söz konusu olmaz. Ya bizzat kendisi okutur, kendisini okutmaktan engelleyen meşgale çok olursa yine de okunan ilimde mutlaka orada bulunup oradan istifade eder, gerektiğinde bilgi verir, fayda sağlar. Bu böyledir. Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu da ilme çok düşkün olduğundan dolayı Cami-i Şerif'te, İsmaila Cami-i Şerif içerisinde önce cemaata El-Lubab dediğimiz meydaninin kuduri şerhi olan El-Lubab okutuyordu. Cemaata okutuyordu bunu. Baktı ki cemaattan o kadar bir bereket hasıl olmayacak. Dolayısıyla bunu biz bir gruba okutalım ki tam bir bereket hasıl olsun ve bu adamlar da okunan ilimleri başkalarına aktarsınlar. Bu düşünceyle dedi ki oradaki birkaç arkadaşa, biz bu dersi, Lubab dersini cemaata okuyalım. Estağfurullah. Cemaata değil, bir grup, hoca talebeye, hoca grubuna okutalım. Oradakiler dediler ki, Efendi Hazretleri bunu kime okutacaksınız? Buradan nereden olacak? Bu çevredeki camilerin, imamları, müezzinleri ne varsa hepsine haber verelim, onlar okusun. Ve hakikaten de derse geldiler. Evet. Efendi Hazretleri Lubab ile başladı, oradan Mülteka'ya geçti. İbrahim Halevi'nin Mülteka'sına, Mülteka'yı da başından sonuna kadar okudu. Uzun bir kitaptır ha. Ve zor. Uzun bir kitaptır ve hakikaten de zordur. Mesail çok fazladır. Evet. Sonuna kadar okuttu. Hatta bazı derslerde Efendi Hazretleri onun şerhi olan Mecmu'ul Enhur, halk arasında damat diye bilinen şerhinden de bazı yerleri okutarak böyle sonuna kadar okudu. Hatta feraiz kısmından da biraz okudu. Evet. Yani Efendi Hazretleri ilimden asla geri kalmazdı. Evet. Hocam orada az önceki şeye dönmek zorunda kalıyorum. Çünkü bir konuyu geçince sorunun son kısmı cevaplanmamış oldu. Talebelerle alakalı bir şey sormuştum. Hani ne buyur tavsiye edersiniz? Hani talebelik süresince okumayla alakalı hocam. Çünkü şimdi, başka bir konuya girince o biraz yarım kaldı. Tekrar bir dönüş yapayım dedim hocam. Estağfurullah. Efendi Hazretleri bu şekilde ilmi çalışmalarla meşgul olurken talebe okutan, medrese dediğimiz yerlerde, talebe okutma işlemi yapan yerlerde gerek hoca olsun gerek talebeler olsun tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenirdi. Hatta bir gün Efendi Hazretleri'nin odasının halısını değiştirdiler. Yeni bir halı koydular. Evet. Efendi Hazretleri sordu, eski halı nerede? Dediler ki onu bir medreseye gönderdik. Efendi Hazretleri dedi ki, derhal o halıyı buraya getirin, bu yeni halıyı medreseye götürün. Dediler ki, Efendi Hazretleri biz bunu teberrük için bir bereketlenme, yani sizin kullandığınız bir halı, yani talebeler de biz de onu kullanalım ister diye. O yeni halının üzerinde şöyle bir dolandı, teberrük oldu dedi. Alın götürün bunu, onu buraya getirin. Ya buradan gerçekten çok ibret almak lazım. Hangi açıdan? Bir hocanın derdi, eğer talebe okutuyorsa, dine hizmet maksadıyla bunu yapıyorsa önceliği talebeyi düşünmek olmalı. Kendisini değil. Eğer kendisini düşünürse inanın bana ne o talebe onu örnek alır ne de o hocanın o talebeye hakkıyla bir faydası olur. Çok bir faydası olmaz. Bunu Efendi Hazretleri'nin hayatının her döneminde görüyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Hocam burada da şunu görmüş olduk. Yani Efendi Hazretlerimiz ilim yolundaki talebeyi hani talebe değersizdir değil de aslında talebe baş tacıdır. Bunu göstermiş oluyor. Çünkü hani eskiler talebeye, yeniler hocalara değil, yeniler talebeye, eskiler hocalara. Allah razı olsun hocam. Peki hocam, Efendi Hazretlerimiz birçok Arap ilim adamıyla da görüşmüştü. Birçok işte velilerle de görüşmüştü. Hem yerli hem yabancı. Bunlarla olan diyaloglarında ilmi seviyesini gösterebiliyor muydu hocam? Yani yoksa hep aracılar üzerinden mi bu durumlar aslında oluyordu? Yok, öyle değil. Şöyle diyelim onu. Ben de şahit oldum. Şeyh Muhammed Alevi geldiğinde ben de oradaydım.
Yani yemek verilmişti. O yemek toplantıda ben de vardım. Zaten Efendi Hasan'ın yanında oturuyordu Şeyh Muhammed Alevi. Başka hocalar da vardı. Hem Araplardan hem Türklerden de hocalar vardı. Efendi Hazretleri onunla konuşurdu. Konuşmayı da Arapça yapardı. Allah hikmeti ilahi bir defada da sürçü lisan etse yani. Ne hikmetse olmazdı. Hatta onlar gittikten sonra o Türkiye'den gelen hocalardan biri yani Efendi Hazretleri dedi yani biz korkuyoruz. Yani şöyle çekiniyoruz. Konuşurken sürçü lisan ederiz. Dolayısıyla yani o Arapça kısmını tam aktaramayabiliriz. Ondan çekiniyoruz yani ama siz hiç çekinmeden, sürçü lisan da etmeden böyle konuşuyorsunuz derdi. Efendi Hazretleri sadece tebessüm ederdi. Efendi Hazretleri'nin hafızlığını dinleyen bizim yine camiadan bir kardeşimiz Efendi Hazretleri'ne demişti ki, Efendi Hazretleri siz ne kadar kuvvetli hafızsınız. Efendi Hazretleri ne cevap vermişti biliyor musunuz? İhsan Efendi benden daha kuvvetli hafızdır. İhsan hemen. Efendi de yine bizim köylü. Efendi Hazretleri ile beraber çocukluğundan beri beraber okumuşlar. Arabiyatı da, hafızı da hep beraber olmuşlar. Öyle derdi. Burada anlatmak istediğim şu. Efendi Hazretleri bir özelliğiyle kendisinin ileri çıkartılmasını sanki tekmiş gibi gösterilmesinden haz almazdı. Evet. Mutlaka böyle bir şey eklerdi oraya. Ve bu hakikaten tevazudur ve olması gerekendir. Hoca efendilerde de olması gerekendir. Kibir insanı düşürür, alçaltır, tevazu insanı yükseltir. Efendi Hazretleri'nde bunu hep gördük elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Cümle. Peki hocam bugün isterseniz müsaadenizi burada bırakalım. İnşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam ederiz. Kıymetli kardeşlerim, inşallah bir dahaki hafta, bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. اللهم صل على سيدنا